Yok canım. Ya böyle bir şey yapmış olamaz. Altında bir şey yok muydu dedin sen? Yuh ya, o kadar yani. Ama yok ya Elif. Yapmış olamaz. Hayır, ben Fırat Bey böyle bir şey yaptığını düşünmüyorum. Hayır. Ben de inanmak istiyorum. Ama artık her şeye kolayca inanan biri olmak istemiyorum. Ümran Hanım'a da inandım. Ne oldu? Ya Elif, Ümran Hanım başka, Fırat Bey başka. Tamam, o yapar ama Fırat Bey yapmaz yani. Peki, sen ne düşünürdün? Eve gittin ve Alper'i yarı çıplak bir şekilde bir kadınla beraber gördün. Sen ne düşünürdün? Saçını başına yolar. İkisi de onun. İnanmazdın değil mi? Ama yani Elif, bir yandan da Fırat Bey bu ya. Ya sizin için yaptığım onca şeyi düşününce mümkün değil gibi geliyor. Hakan da öyleydi. Onu tanıdığımı zannediyordum. Ne söylese inanıyordum. Sonra ne oldu? Korkmakta haksız mıyım Fulya? Haklısın Hüçalı. Çok haklısın. Ama yine de ya garip biliyorum ama hissediyorum Elif ya. Fırat Bey böyle bir şey yapacak bir adam değil. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır Elif. Efendim? Elif Hanım. Kusura bakmayın, rahatsız ettim. Hanife ben. Çiftlikte temizlik işlerine bakıyorum. Tanışmıştık. Telefonunuzu bizim Ahmet'ten aldım. Evet, hatırladım. Küpenizi düşürmüşsünüz çiftlik evinde. Yatağı toplayacaktım da haber vereyim dedim. Sanırım öyle oldu. Ben birazdan geleceğim. Hiçbir şeye dokunmayın, olur mu? Her şey öyle kalsın. Tamam. Elif, ne oldu? Kimdi o? Ya beni çiftliğe götürür müsün? Tamam, tabii. Dediğiniz gibi yaptım. Hiçbir şeye dokunmadın değil mi? Yok yok, hiçbir şeye dokunmadım. Tamam, şimdi çekmecede zarfın içindeki parayı alabilirsin. Tamam. Kulaklarımla duydum diyorum sana. Abimin başka bir kadınla ilişkisi var. Tartışıyorlardı işte. Ya anladığım kadarıyla dün gece Elif yakalamış onları. Ya Sude, çok komik değil mi ya? Sen yıllarca uğraş, çabala, didin, hiçbir şey yapama. Sude, herhalde sen abimin tipi değilsin. Peki bu kadın kimmiş biliyor musun? Ne önemi var ki? İki güne kalmaz boşanır diyorum sana. İyi günler. Fırat Ayaz'la görüşecektim. Tabii, randevunuz var mıydı? Sude. Hayır, dün tanışmıştı kendisiyle. Böyle söylerseniz hatırlayacaktır. Fırat Bey sizi bekliyor. Buyurun size. Ah, gerek yok. Hanımefendiyle ben ilgilenirim. Buyurun lütfen. Senin ne işin var burada? Dün akşam da tanışıyorduk. Ne demek oluyor? Ne yapıyorsun burada? Bebeğim. Fırat Bey'e merak ettiği soruların cevaplarını vermeye geldim. İhale dosyasında, arazi satışında ona kimin ihanet ettiğini öğrenmek hakkı değil mi? Hayır, bunu yapamazsın. Çok komiksin. Tabii ki yapmayacağım. Ama bir gün yapabilirim de. Fırat Bey'e sadece teşekkür etmeye geldim. Dün akşam için. Ha. Bir de sen bu Alper'in bilgisayarına girebiliyorsun.
Mali işler koordinatörünüz. Değil mi? Şirketin mali kayıtlarını bu akşam masamda görmek istiyorum. Fırat Bey'in odası neredeydi? Hayır, olmaz. Hayır. Olmaz, bunu yapamam. Bu kadarını da yapamam. Buyurun. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Kim bu kadın? Sude'cim. Hı? Orada mısın? Kim bu kadın? Ne bileyim Alper ya. Dün tanışma fırsatımız olmamıştı. Ben Feraye. Ben de Fırat. Buyurun lütfen. Buyurun. Teşekkürler. Kusura bakmayın. Yani böyle çat kapı gelmek hiç tarzım değil. Şirketinizi çiftlik çalışanlarından öğrendim. Hem dün geceki yardımlarınız için teşekkür etmek istedim. Hem de... dün gelen hanımefendi eşinizdi değil mi? Evet, öyleydi. Gerçekten çok mahcubum. Yani istemeden de olsa böyle bir yanlış anlaşılmaya yol açtığıma farkındayım. Sonra bir an düşününce çok kötü oldum. Aslında buraya gelme sebebim de buydu. Umarım halledebilmişsinizdir. Konuştuk, hallettik. Öyle mi? Çok sevindim. Açıkçası rahatladım da. Bu tip yanlış anlaşılmaların nelere yol açtığını bizzat şahit olduğum için bir an... Neyse, siz halletmişsiniz. Hallettik, sağ olun. O zaman bir teşekkür yemeğine çıkabiliriz. Nazik teklifiniz için gerçekten çok teşekkür ederim ama şu an takdir edersiniz ki pek uygun olmaz. Tabii tabii, anlıyorum. Çok pardon, buna bakmam lazım. Efendim Ceyhun Bey. Evet evet, şartnameler bende, ben göndereceğim size. Tabii tamam ama şu an bir misafirim var, birazdan yollayayım, oldu mu? Tamam, teşekkürler. Kusura bakmayın. Rica ederim. Belki fikrinizi değiştirirsiniz. Telefon numaram artık sizde. Sizinki de bende. Kusura bakmayın, çok vaktinizi aldım. Eşinizle sorunu çözdüğünüzü çok sevindim. Ben teşekkür ederim, buraya kadar geldiniz. Sağ olun. İyi günler. İyi günler, görüşmek üzere. Akşam ne oldu? Sizi ilgilendirmez. Fırat'la kimsin arasında? Bana bak. Her şey bitti. Sen şimdi Fırat'a mı kancayı taktın? Hı? Bu hadsizliğini Fırat'a olan takıntılı aşkına bağlıyorum. Şimdilik o yüzden görmezden geliyorum. Ama bir daha bana böyle davranacak olursan bırak Fırat'ı, gökyüzünü bile göremezsin. Bak canım. Senin hakkında tahmin ettiğinden çok daha fazla şey biliyorum. Fırat'la okullarınızı geçenleri, tatil anlarınızı. En son... Lamia Hanım'ın yeğeninin nikah töreninde olanlar. Gelinim Sude. A pardon, gelinim Sude değil, Elif'miş. Çok aptalca. İnanılmaz. Ama tüm bu aptallıklara rağmen... Bence senin için de fırsat bu. Hor görülen kalbini tamir etme fırsatı. Sen bana yardım et, ben de sana edeyim. Anladın mı? Olmaz. Bu çok fazla. İstemiyorum. Peki sen bilirsin. Akşam masamda istiyorum. Sakın unutma. Thank you.
Elif, bunu yapmak istediğinden emin misin canım? Sessiz bir gölgeyim, yapayalnız.